kaç tane ev var? 3 tane ev var. Bu insanlar bile bir araya gelmekte zorlanırken 35 bin metrekare, 40 bin metrekare içinde 300-400 tane bağımsız bölüm binalar varken 3'te 2 çoğunluğu sağlayacaksınız. Ondan sonra kentsel dönüşüm yapacaksınız. Yavuz Türk'ün önündeki en büyük engel nedir biliyor musunuz? İşte parsellerin de bölünmeden ziyade biz kentsel dönüşümü kendi parselimizde yapalım. Örnek olsun. Bu bizim parselimiz örnek olsun diyen insanların yanlış bilgilendirme yaparak Yavuz Türk Mahallesi'nin kentsel dönüşümünü engelliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Tekrar tekrar uyarıyorum. Parseller bölünmeden kentsel dönüşüm olmaz. 30 bin metrekare parselin 3'te 2 çoğunluğunu sağladınız. 3'te 1 ne kadar? En az 10 bin 12 bin metrekare. Peki bu 12 bin metrekarede kaç tane bina var? Siz sanıyor musunuz ki 12 bin metrekare olan binalar razı gelmediği müddetçe belediye başkanlığı burayı kentsel dönüşüme sokacak? İnanın 10 tane insan bile çok büyük etki yapar. Bırakın bunları kardeşim, gelin parselleri bölelim. Parsellerin bölünmesi için Yavuz Türk'e destek olalım. Bakın burası 3200 metrekare. 3 tane ev var. Buyurun. Niye başlanmıyor burada? Tabela da asıldı. Ne istiyoruz? %60. Evet, burası Bağdat Caddesi. %60 isteyeceğiz. Biz %50 ile hazırız kardeşim. 1020 yıldaki parselde 5-6 bin metrekare arsamız var. Sadece içinde 2 tane ev var. Buradan Sayın Başkanımıza da çağrı yapıyoruz. Başkanım bırakın bunları. Biz hazırız. Gelin %50 ile kat karşılığı anlaşması yapmaya hazırız. Hemen inşaata başlayın. Parseller bölünmeden inşaat olmaz.